Yobaz. Bağnaz. Örümcek Bağnaz. Kafalı. Örümcek aklını kafalı. Kiraya vermiş. Aklını kiraya Gericiler. Vermiş. Gericiler. Durun. Neden ön yargı? Şimdi sizlere ön yargı ile alakalı bir kıssa anlatmak istiyorum. Bir çocuk varmış ve bu çocuğun elinde iki elma varmış. Annesi evde dolaşırken çocuğundan elmalarından bir tanesini istemiş. Çocuk elmaların birini sonra diğerini ısırmış. Annesi bu olay karşısında hayal kırıklığına uğramış. Ve ardından şöyle düşünmüş. Ya ben nasıl böyle bir evlat yetiştirdim? Diyerek çocuk hakkında ön yargıda bulunmuş. Ama çocuk ısırdığı elmalardan bir tanesini annesine uzatarak anneciğim bu elmayı ye, bu daha tatlı diye uzatmış. Annesi öylece kala kalmış. Önyargı oluşmasının nedeni ben merkezde olmaktan kaynaklanıyor. O kadar benliğimize yorulmuşuz ki karşılaştığımız olayları ben doğruyu bilirim anlayışıyla yanlış yorumluyoruz. Gerek kılık kıyafetimizi, gerek inançları vesaire. Ama asıl olay yanlış yorumlamanın ötesinde karşısındaki kişiyi tamamen dışlamak, ötekileştirmek. Onu kendinden aşağı bir varlık olarak görmek. Büyüklerimiz der ki, gördüğünün yarısına, duyduğuna ise hiç inanma. Biz de diyoruz ki, duyu organlarımızın duygularımızı ve aklımızı etkilemesinden veya duygularımızın ve aklımızın duyu organlarımızı yönlendirmesinden kurtulmakla olur önyargıdan uzaklaşmak. Önyargıda en büyük tesir nedir biliyor musunuz? Şeytanın kalbimize attığı bir vesvesedir. Vesveseye kulak vermeyip olayı hemen karşı taraf ile konuşup gerçeği ortaya çıkartırsak önyargıdan kurtulmuş oluruz.